35 yaşında bir erkeğim, hala evlenmeyi düşünmüyorum. Sizce doğru mu yapıyorum diye sormuş. Nasıl cevap veririz kendisine? Şimdi doğru yapmak kişiye göre değişen bir şey. Eğer evlilik ona göre değilse, sorumluluk almak istemiyorsa, bir kadına bağlı olmayı bir yasal sorumluluk altında istemiyorsa, aynı evde yaşamak istemiyorsa, o zaman onun için, onun seçimleri, onun kişiliği için doğru değildir. Yani doğru yanlış aslında kişiye herkes göre değişir. Herkes evlenmek zorundadır. Zorunda, hani evet, bir öyle şey bir yok. Şey yok. Eğer kendisi mutsuz olacaksa evlilikten ve buna inanıyorsa, ben evlilik adamı değilim diyen de çok kişi var. Kadını olmayan da çok var. Yani ben birine işte bağlı olmayı, bir prosedür altında olmayı istemiyorum. Evlilik yapmak istemiyorum ya da her gün aynı evin içinde olmak istemiyorum. Hı-hı. Ayrı evlerimiz olsun istiyorum diye düşünen ve böyle mutlu olacağını düşünen çok kişi var. Toplumsal olarak tabii evlilik farklı ve kutsal bir kurum olduğu için herkes hani sanki gerçekten evlenmeliyim diyerek bakıyor gibi ama. Gibi düşünüyor ama. Evet, ama bu da bir olgunluk. Eğer size kesinlikle evlilik uygun olmadığını düşünüyorsanız, üstelik bunu bir boşanma gerçekleştirmeden karar verdiyseniz, çünkü bazıları kötü bir deneyimin sonucunda bir daha karar veriyor, evlenmek istemem mesela der. Bu kişi hiç yapmadan bana uygun değil diyor. En azından kimsenin canını acıtmıyor. Erdemdir kimseyi, ya. Evet, değil gerçekten mi? Güzel bir karar. Kimsenin canını acıtmamış, kimseye boşanma duygusunu yapmamış, deneyip yanılmamış. Direkt diyor istemiyorum. O zaman siz böyle mutlu olacaksınız. Tabii ki sizin doğrunuz bu. Mutlu olup olmadığından mı emin değil? Ya da mesela ileride ah keşke bir baba olsaydım, bir çocuğum olsaydı, yalnız kalır mıyım düşüncesiyle de bu soruyu soruyor olabilir mi? Evet, yani belki hani tabii ki biz ne kadar kendimize güvensek de onay almak isteriz. Hani şimdi sonuçta birçok insan evleniyor, çocukları oluyor, yalnız kalmıyoruz. Yani en azından bir birlik duygusu, aile duygusu oluyor. Sen hiçbir çekirdek aile oluşturmamaya karar verdiğinde, ileride bunun pişmanlığını yaşarsan, başka birilerinden onay almış olmak senin içini rahatlatabilir. Evet. Bu konuda. Ama kişi, bu da büyük bir karar. Eğer kişi evli olunca mutlu olmayacağını hissediyorsa evlenmemesi daha doğru. Evlenmemeli diyorsunuz. Peki, hemen bir telefonumuz var. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydın. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Buyurun, sorunuzu alalım. Evet, ben 28 yaşında, iki çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. 7 yıllık evliyim, teşekkürler, sağ olun. Oh. 7 yıllık evliyim ve eşim bana ve çocuklarıma kötü davranıyor. Nasıl söylesem, kaba davranıyor, öyle söyleyeyim. Biraz ilgisiz, biraz sevgisiz, fazla bir işkoliği var. Çok işine bağlı bir insan. Ve şöyle bir de faktörümüz var. Biz beraber oturuyoruz ailesiyle. Ve annesine çok düşkün biri. Hı hı. Bir yere gitmek istese, bir şey yapmak istese, bir derdi, bir sıkıntısı olduğu zaman hep annesiyle konuşur. Benimle hiçbir şeyini paylaşmaz. Ve ben artık bu durumdan çok rahatsız oldum ve ona da söyledim. Ailesine de söyledim. Boşanmak istediğimi de söyledim. Çünkü bu aynı evde yaşıyoruz ama hiç adam yerine konulmadığımı hissediyorum. Ve şöyle bir şeyle karşılaştım. Yani bana bundan ne var? Herkes evliliğinde mutlu mu sanıyorsun? Herkes bir şekilde çekmiş, sen de bunu çek, bu da senin kaderin, kısmetin gibi. Bana bu şekilde yaklaşıyorlar. Hı-hı. Beni kimse anlamıyor ve o kadar da dolmuş durumdayım ki iki tane de çocuğum olduğum için susup oturuyorum. Ama bu ilgisiz, sevgisizlik artık beni bitirdi. Öyle söyleyeyim ve kafamda çok karışık, ne yapacağımı da bilmiyorum. Hı-hı. Ben şey merak ettim, bu ilk evlendiğinizden beri mi böyle yoksa çocuklardan sonra ya da farklı bir durumdan sonra mı oldu? Ve siz 7 yıldır onun ailesiyle beraber mi yaşıyorsunuz? Bu bir tercih mi? Belki de gerçekten durumunuz müsait değildir ve başka kalacak yer yoktur. O yüzden sizinle beraber yaşıyorlardır. Bu sizin eşinizle ortak kararınız mı yoksa eşinizin ve ailenizin istediği için mi aynı evde yaşıyorsunuz? Sizden böyle bir onay istendi ortak mi? Ortak kararı mı? Ortak kararınız, şöyle bir şey, güzel. İki katlı evimiz var, kendileri evi. Tamam. Yememiz, içmemiz beraber, yatmamız ayrı, öyle söyleyeyim. Tamam. Ama her şeyimiz, işimiz, gücümüz hep beraber. Benim de onay verdiğim bir durumdu. Ama ben şöyle söyleyeyim, hani ailesine bu kadar düşkün olduğunu bilmiyordum tabii ki de. Hı-hı. Ve bana da sevdiğim için, severek evlendim. Bu kadar gözüme batmıyordu ama artık çok gözüme batar oldu bu durum. Çok rahatsız olur oldum bu durumdan. Hı-hı. Şimdi bir eş olarak hani ilgi görmek istiyorum sonuçta. Şu çok önemli, şunu söylemem lazım. Hani birlikte yaşama olayını da buraya sunmuşken, ne kadar aileyle anlaşırsanız anlaşın, orada bir bağı koparmamış oluyorsunuz. Çünkü
bu sefer erkek de aslında ailesinden ayrı bir çekirdek ailesi olduğunu, eşine ya da çocuklarına ayrıca çok değer vermesi gerektiğini, öz ailesinin artık o olduğunu anlamlandıramıyor. Hala annesini evet. annesi olarak görüyor, kendi ailesini ailesi olarak. Yani sizi sahiplenmek ve içselleştirmekte zorlanıyor. Haksız birlikte mı? Hayır, şimdi yaşayarak. Adama da kızamaz. Haksız mı? Aynı evde yaşıyorlar. Aynı evde yaşayınca, bu ayrımı yapamayabilir. Evet, yapamıyor. Evet. O yüzden bence öncelik, eğer eşinizle konuşursanız ayrı bir eve çıkmak. Çünkü sizi sahiplenmek, içselleştirmesi için o ayrı aile olduğunu kabullenmesi lazım. Çünkü o bağı koparamıyor. O düşkün diyorsunuz ya annesine, diğer aile üyelerine düşkün olarak kalıyor. Çünkü orada bir bağı orayla sabitlemiş oluyor aynı evin içindeyken. Sanki yine bir otorite figürü, annesi var. İşte baba hayattaysa babası var. O zaman siz sanki hani onların çocukları gibi. Evet, yani evet. orayı içselleştiremiyor. O kadar güzel söyledin ki aslında eşiniz sizinle mi mutlu? Yoksa ailesiyle yaşadığı için o evde ailesiyle mutlu? Bunu anlayabilmeniz için o evden ayrılıp sizinle mutlu olup olmadığınızı görmeniz gerekiyor. Lazım. Çünkü o zaman içselleştiremediği için çekirdek ailesini, bir eş için ne yapılması gerekiyor? İlgi mi gerekiyor? İşte sevgimi görüyor? Çocuklarıma mı? Ne yapmam gerekiyor? Bir de erkek ruhu kaç yaşına gelirse gelsin bir çocuksu tarafı var. Ve erkek anne babasının yanında hala kendini çocuk hissediyor. Yani o gücünü de toplayamıyor. Bir baba figürü, bir erilliğin gücünü de size gösteremediği için kadınlığınızı da size hissettiremiyor. Çünkü orada psikolojik olarak hala ben bir evlat tabii. olarak orada yaşıyorum annesi var. Annesi yanında düşünsene. Yanında yani hala o çocukluğu tabii hissettiği ki, tabii bir ki. Durum. Bence önceliğiniz, yani önce uğraşacağınız şey o evden ayrılmak olsun. Yani ayrı bir ev tutun, o zaman eşiniz de size daha çok hani erkek gibi, koca gibi hissedip sizlere daha çok sahip çıkacak. Çocuğuyla da daha çok ilgilenecek, sizle de daha çok ilgilendirecek. Ama önceliğim ne derseniz ilk aşama o evden ayrılsın. Anneyle olanlar, babayla olanlar gerçekten bir aileye sahip olduğunu, eşinin olduğunu, çocuğunun olduğunu anlamlandıramıyor. Hala kendini çocuk zannediyor. Bırakın o sorumluluğu tek başına alsın. Sonra size de düşkünleştiğini, çocuklarına tabii. da düşkünleştiğini göreceksiniz. Eşinize böyle bir şey teklif etseniz ne der? Ya da daha önce bunun konusu geçti mi hiç? Evet, bunun konusu geçti. Kesinlikle hayır. Ve bir de ben hani rahatsız olduğumu söyledim bu durumdan. Hı-hı. Yani bana cevabı da şu. Ben buyum, ben böyleyim. Kabul ediyorsan, etmiyorsan kapı orada gidebilirsin. Hı-hı. Şimdi yani hani tepkisi de bu şekilde. En başta siz bence hani ben rahatsız oluyorum demeyin. Ben senin anneni babanı çok seviyorum. Ama ben artık seninle yalnız bir dünya kurmak istiyorum. Aile olduğumuzu hissetmek istiyorum. Ve bunu yapamazsak hani çek git diyorsun. Ben seni çok seviyorum. Senden ayrılmayı düşünmüyorum ama eğer bir aile olduğumuzu hissedemezsek mecburen belki eninde sonunda gitmek zorunda kalacağım. Ama ben seni çok seviyorum ve seninle bir dünya kurmak istiyorum. Lütfen düşün, hemen karar vermediğin. Bırakın yavaş yavaş işleyin bunu, anne babasını sevmediğiniz, rahatsız olduğunuz için değil, onu istediğiniz için söylerseniz bu daha olumlu bir motivasyon olur. Bir de böyle deneyin. Olabilir mi? Bir de böyle deneyebilir misiniz? Tabii denerim. Ya benim için hiç sorun değil. Denerim tabii ki de. Ben zaten uyumlu bir insanım. Denerim. Bakalım ne olacak? Deneyin. Üzülmeyin siz. Üzülmeyin, deneyin, vazgeçmeyin. Evet, evet, bazen evet. diyorsunuz ki benimki hiçbir şey kabul etmez ama bazen çok tatlı tatlı böyle suyuna giderek söylediğimiz şeyler inanın değişime yol açıyor. İletişim her şeydir. Olumlu söylediğinizde kişi size karşı savunacak ya da eleştirecek bir şey bulamadığı için size karşı daha çok merhamet hissetmeye başlıyor. Birinin kişiliğine ya da ailesinin kişiliğine bir şey söylemediğiniz zaman sizi daha çok dinlemeye başlıyor. O yüzden böyle ufak ufak denerseniz inanın işe yarıyor. Evet, belki yine ilk söylediğinizde aynı tepkiyi verebilir. Evet. Allah da kadınlara öyle bir sabır vermiş ki hani birkaç kez bu yolu yapın yapalım demek diye. İstiyor Esra. Sabırla devam edin, ince ince işleyin demek istiyor. Hemen vazgeçmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.